Arkadaşlar merhabalar, hazırlıkları tamamladıktan sonrasında ani müdahale ekip aracımızda ile beraber Bigmok tarafından düzenlenen Çanakkale, Biga 3. Yaza Merhaba Kampı Kozçeşme Göleti Mesire Alanı'na gidiyoruz. Animasyonu biraz hızlandıralım ve detaylara geçelim. Yolculuğumuz maksimum saatte 130 km hız ile keyifli ve stabil bir yolculuk ile sürdü. Gerçeği biraz rüzgar çarpması olsa da o da tuzu biberi artık. Animasyon sıkmasın, biraz daha hızlandırıp sizlere seyir halinden kısa birkaç video izleteyim. Tavşan Mesut ve Tırtıl Murat beni geçiyor. Hemen arkasından Gökhan abim, ardından Jet Fadıl Misali İbrahim hocam eşlik ediyor ve akabinde Olcay hocam da basıyor gaza. Bu ne lan arkadaş, gelen geçen bize veriyor ayarı. Ben altında kalır mıyım lan, bunların hepsini tokatlamak lazım. Tokatlama işini de hallettiğimize göre sahneye İbrahim hocamı alıyoruz. İbrahim hocama çok teşekkür ediyoruz bu güzel dansı için. Ve Kozçeşme alanına giriş yapıyoruz. Bizi önceden giden ekip üyemiz Özkan kardeşim karşılıyor. Şu an giriş videomuzu çekiyor. Şimdi onun kamerasından izleyelim bakalım nasıl giriş yapıyoruz. Arada bizden olmayanlar da kaynamış ama olsun, güzel bir girişimiz olmuş yine de. Bigmok görevlileri de bizleri karşılıyor. Kayıt işlemleri güvenlik gerekçesi ile zorunlu. Kayıt esnasında bir de çekiliş bileti alıyoruz. Nasip de varsa bir şeyler alırız. Özkan, yer hazır mı? Her zaman hazır. Biz zaten, biz iki kişi toplanacağız. Senin gözler kan çene almış, uyumadın galiba. Uyudum, uyumasın ama. Ben de biraz polen alerjisi var. Bağır alerjisi. Ne kalabalık oldu ya. Tamam mı kardeşim? Hadi gidelim, neredeyse yer göster. Gel gel, takip et. Sola mı gireyim? Birazdan iki teker iki yürek yarışımız başlayacaktır. Yine put olayı standında. Bu arada yarışma kayıtlarımız devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen, yeni gelen, gelmekte olan herkese hoş geldiniz. Sahneden bizden mi bahsediyorlar? Bana mı öyle geldi? Sponsorlarımızın eşliğinde düzenlediği çok güzel yarışmalarımız var. Çok güzel ödüllerimiz var. Lütfen katılın, sağlayın. Deli dana gibi döndük durduk ama en sonunda gölge bir yer bulup motorumuzu park ettik. Biraz yer keşfi yaptıktan sonra kendi obamızı kuracak alanımızı bulduk. Biz yerleşirken bir taraftan Özkan kardeşim de toparlanmaya başlıyor. Malum Özkan geri dönecek ve biz eğlencenin dibine vuracağız. Her şey sırayla aslanım. Açlar bir araya gelmiş. Gökhan abi Melek Bey bıraktı anında. Siz yediniz ama. Siz yediniz. Evet, çadırlarımızı da kurduk. Keşif, yerleşim, yemek derken çocukların eğlence zamanı başladı. Evet, birazdan başlayacaktır. Çocuklarımız, geleceğimiz buradalar mı? Evet.
Çocuklarımıza kocaman bir alkış alalım. Üç, iki, başla. Çuval yarışı yapan çocuklarımız yarışmada birinci oldular. Yanlış anlaşılmasın, sondan birinci. Nasıl yarışma? Çok zor. Çok mu zor? Çok zor. Hadi ya, neden? Çok zor. Neyse, sağlık olsun. Zıplayamıyorsun. Tabii ki biz yetişkinler için de eğlence vardı. Motorsiklet ile yavaş gitme yarışması bitiş çizgisine en son ulaşan kazanır, tabi yere ayak değerse kaybetmiş oluyorsun. Temkut Başkanı Cemil kardeşim de beni gözüne kestiriyor. İlk aşama onun için finale kalabilmek. Evet. Tebrikler. Rakibini yenmek için seçen adam. Şike yok değil mi? Şike yok değil mi? Bana pek uymuyor bu yarışma, hemen kaybetmek istiyorum. Malum motorumuz debriyajlı, bu yarışma için otomatik motorun avantajı daha yüksektir. Bir de başımıza debriyaj masrafı çıkartmayın kardeşim. Final yarışına hoş geldiniz. Ve Cemil Başkan finale kalıyor. Şampiyonun belli olacağı yarışa büyük bir alkış. Hazır mıyız? 3, 2, başla. Evet, şampiyon belli oldu. Ama maalesef rakibi dişli çıkıyor ve Cemil Başkan Kurtingen oluyor. İnanoptik'ten çok güzel bir motosiklet gözlüğü kazanıyorum. Ve Keskin Sele'den çok güzel bir Sele. Güle güle kullan. İyi günlerde kullan. Cemil Bey, kaybettiğiniz nasıl hissediyorsunuz? Olsun be Cemil Başkan, sen gönüllerin birincisisin. Evet, Cemil Bey kaybetti. Kendini kötü hissediyormuş. Yapacak bir şey yok. Biraz üzüldü Cemil Bey. Girişi muhteşem oldu ama dönüşü kötü oluyor. Abi, güzel bir yarıştı. Yani, çok kötüydü. Güzeldi aslında. Hani aslında iyi olan kazansın. Evet. Tebrik de ettik. Başarılar diledik. Evet. Birbirimiz arasında ama. Hayırlısı olsun. Yarışmalar güzel oluyor. Eğlenceli oluyor. Maksat eğlenmek, gülmek, eğlenmek. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Yapacak bir şey. Finale kadar çıktık. O da bir başarı bizim için. Evet. Eyvallah. Tebrik edildik. Sağ olsunlar. Gurur verici. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hala gelen misafirlerimiz var. Yolun akış aşağıya doğru, göle doğru devam etmekte. Etrafımızda seyyar manavımız var. Dondurmacımız var, sınırsız şeyimiz var. Oyun alanımız mevcut. Hemen koridordan giriyoruz ve karşımıza Gökhan abi çıkıyor. Allah kahretmesin. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz abi. Çok genelde iki tane yolumuz var. Biri alt yol, birisi üst yol. Biz hemen üst yoldayız. Eğlence mekanının hemen dibindeyiz. Üst yoldan devam ettiğimizde karavanların hemen dibinde bizim logomuz ve bizim alanımız karşılıyor bizi. Şimdi gidiyoruz. Put Online sponsorluğunda buradan anneler, babaanneler de var tabi. Gezgin Selim'in onlar alkol kullanmıyor. Kesinlikle yanlış anlamayın. Kullanın. Cemil abi afiyet olsun. Soğuk su içiyorsun sanırım. Ve güneşin batışı ile gecenin eğlencesine ilk ayak izlerini vuran Moto Prestige'in juniorları oluyor. Ve akabinde bizler de tutamıyoruz kendimizi ve kaptırıyoruz oynamaya. Kayıt yapan tavşan Mesut sesi açmayı unutmuş, bari ben bir müzik ekleyeyim de tadı çıksın. Ekip üyelerimiz ve Cemil Başkan ile kurtlarımızı iyice bir döküyoruz. Cemil abim, sen de ne kurtluymuşsun ha? Bizleri gören diğer grup üyeleri de atlıyorlar, işte ver Allah'ım ver misali herkes coşuyor. Müzik
ve nasibimizde varsa diye aldığımız çekiliş biletinden motorist motosiklet takip cihazı kazanıyoruz. Her zamanki gibi ekip arkadaşlarıma yemekleri ellerimle hazırlıyorum. Ve kahvaltı sonrası keyif çaylarını da içtikten sonra birkaç hatıra fotosu çektirip toparlanma zamanı gelip çatıyor. İlk hedef depoları doldurmak oluyor. Surattaki ifadeden de anladığınız gibi, benzin çok uçmuş be. Ve dönüş yolunda rotamızı değiştiriyoruz ve memleketim olan Bandırma'ya döndürüyoruz tekerleri. Bandırma'ya gidip sahilde çay içmeden olmaz tabii. Bandırma keyfimizde yolculuğumuzda burada sona eriyor. Bir sonraki maceramızda görüşmek için yapman gerekenleri biliyorsun.